Kıymetli takipçilerim, çok kıymetli komşularım, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün yine video çekimlerimizle projelerimizi anlatmaya çalışacağız, dilimizin döndüğünce. Bugün mahallemizin muhtarı Süleyman Doğangün Bey'i, babası muhterem Şamil Bey, rahmeti rahmene kavuştu. Onun cenazesine katıldık. Rahmetli amcamıza Allah'tan gani gani rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Başta Süleyman abimiz olmak üzere bütün yakınlarına Allah sabırlar versin diyorum. Kıymetli takipçilerim, çok kıymetli komşularım, bugün size Orhan Gazi Mahallesi iş ofislerini anlatmaya çalışacağız. Muhtar olmak ya da olmamak farklı bir şey. Yalnız biz muhtar olmaya karar verdikten sonra mahallemizin belirli sorunların ne olduğunu, nasıl müdahale edebileceğimizi kendimize göre bir çalışma yaptık. Bizim mahallemizin en büyük sorunlarının başında gelen işsizlik sorununu tespit ettik. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman tabii kendimizce çalışmalar yaptık, hazırlıklar yaptık. Bunun başında da Orhan Gazi Mahallesi iş ofisleri geliyor. İş ofisleri, biz Allah nasip eder siz bizi muhtar seçerseniz, biz öncelikle mahallemize iş ofisleri kurarak çorap makinesi getirmeyi hedefliyoruz. Çorap makinesi, çorap fabrikasının ustasıyla görüştük. Biz önceden her bölgeye bir makina almayı taahhüt edecektik. Yalnız ustamız bize dedi ki bu bir kombinasyon gerektiriyor. Yani bir makine olmuyormuş, birkaç tane makine birlikte oluyormuş. Bu yüzden biz size bir atölye tutacağız, ustalarımızı vereceğiz. Siz bize sadece dedi personel takviyesi yapacaksınız. Biz tabii ne demek, bizim mahallemizde Allah'ın izniyle biz 3 var diye 4 var diye iş yapabiliriz dedik. Çünkü hanım kardeşlerimizi burada istihdam etmeyi hedefliyoruz. Orhan Gazi Mahallesi iş ofislerinde çorap makinesi getireceğiz. Burada elimizin geldiğince, gücümüzün yettiğince belki başarısız olabiliriz. Biz burada çorap üretmeyi hedefliyoruz. Belki başarısız olabiliriz. Belki hiç de başaramayabiliriz. Ama şu önemli, bir adım atmak zorundayız. Biz o makinayı alırsak, biz o makinayla birlikte belli bir aktivite yapmak için çaba sarf edersek çok büyük işler başaracağımızı inanıyorum ben. Neden biliyor musun? Kıymetli takipçilerim. Şimdi bizim buraya geldiğimiz zaman Orhan Gazi Mahallesi'nde hiçbir şey yoktu. Yani affedersiniz iki tane çukur vardı. Birine biz tuvaletimizi yapıyorduk. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Bir tanesinde de içiyorduk. Yani bu derece zor bir mahalleydi. 92-93'ten bahsediyorum. Evimizde cereyanlarımız yoktu. Biz cereyanları kaçak alırdık. Antalya Caddesi'ne kablo atardık. Oradan cereyanlar gittiği zaman biz sigorta atmış diye sigortaya koşmazdık. Eskiler çok iyi bilir. Ne yapardık peki? Kablolarımızı çalmışlardır diye dışarı koşardık. Yalnız biz öyle bir şey ki kablomuzu çalan da olmuyordu. Bize diyorlardı ki kabloyu bize verin. Ne olur ben çamaşır yıkayacağım, cereyan alayım derlerdi. Yani bizim cereyanımız dahi yoktu. Şimdi ise televizyonları cebimize taşıyoruz. 25 sene önce, 30 sene önce hiçbir şey yokken mahallemizde, eğer biz bugün çorap makinesini alırsak, bu mahallemize bunu getirir, kurur ve çalışmaya başlatırsak, bunu başarabiliriz. Bu belli olmaz. Hep birlikte yapacağız. Başarabilirsek 25 sene sonra bizden sonraki jenerasyon neden mahallemize çorap fabrikası kurmasın? Yapabilir mi? Bence yapabilir. Nasıl yapar? Çorap makinesini alıp bu mahalle bismillah deyip başladıktan sonra yapar. Allah'ın izniyle biz muhtar olursak, bizi muhtar seçerseniz, biz bunu, bakın burada açık ve net bir şekilde söylüyorum. Biz Orhan Gazi Mahallesi iş ofisleri adı altında çorap makinesi getirip çorap üretimi yapmayı hedefliyoruz. Bunu taahhüt ediyoruz. Allah razı olsun. Eğer desteklerseniz biz bunu yapmayı buradan söz ve taahhüt ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla.